Terse beni motive ettiler. Hani dana pirzola kilosu 60 lira. Tamam abi alalım bir 5-6 kilo. O zamanlar 60 lira. 6 yapıyorum. Yine yükselmiş lan eskiye göre. Yavaş yavaş yükseldiği zamanlar falan herhalde. Yap 6 kilo ya. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Kaç kilo? Kaç kalem gidiyor acaba abi ya? Abi dana pirzola kilosu 60 lira. 60 lira bir dakika. 6 kere 5 30 işte 300. 10 kilo alalım bence. 600 lira. Kıymet falan alalım. Neden diyorum biliyor musun? Keseriz. Kuru fasulyeye de koyarız. Ozan şöyle. Ozan pirzola biftek alırız. Biftek alırız. Bir şey diyeceğim. Zaten bunlar 70.000 TL gibi para kazansa... Sana pirzolanın kilosu olacak 500 lira. Bir şey söyleyeceğim. Ulan, Onur... Ulan biliyorsunuz lan işinizi. Onur ekmek arası bulgur pilavı mı yiyor? Çorbaya ekmek dökmüş mü? Ne o? Yo bayağı ekmek arası bulgur pilavı yiyor. Oktay abi gel buraya otur Oktay abi. Sen diyelim şimdi gel. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi ben buradan söyleyeyim. Çok da açız değil mi? Yemekten sonra mı yapsak acaba? Hayır sofrada da konuşuruz hem. Alalım listeyi yanımıza. Oktay da güya ben bir şey söylemeyeyim diyordu. Listeye aldı eline baştan yazacak şimdi. Dumble takımı. Le Garnitin. İki tane. Abi bize en çok giden akşamları et, sabahları kahvaltılık. Peynir, yumurta. Değil mi? Protein değil mi arkadaşlar? Akşamları et, sabahları kahvaltılık. Peynir, yumurta. Ama yumurtayı vermekler zaten. Yumurta yok ki. İşte. Ekstra bitiyor hemen. Ekstra. Ekstra isteyelim. Ucuz abi yumurta. Ne olacak? Oy. Ay. Zaten atmamışım. Benim protein tozu istemiyor. Bunun tribini atıp protein tozu aldırmazsa. Aklım yok. Ya zaten herkes çok tepki gösterir bence şimdi öyle bir şey söylersen. Yok canım öyle bir şey. Hiç girme bence. Ne girmesi ya? Yok öyle bir herkes şey ya. Herkes çok tepki gösterir yani zaten hayır, değil, insanlar hayır. Şey. Ne istiyorsun? Aa şey isteyelim. Çiğ köfte mi? Var mı? Var tabii. Var mı? Tabii. En son herkese 50 lira vereceğiz kendine bir şey alsın. Seda AFK bu arada. Kanka Seda ne yaşıyor? Seda yıkılmış kanka Yasin mevzusundan dolayı galiba. Ben anlam veremiyorum gerçekten. En sona hula hoop atmaya çıktığında çok masumane çocuksu bir gülüşü vardı. Kelebek görse Seda report. Ömrü uzardı ama bir de şu haline bak. Seda Reis. Bu ev senin kaosun olmadan da bir eksik kalıyor be. Öyle olacak mı? Evet. O zaman tamam abi. Ben vallahi çiğ köfte istiyorum başka bir şey istemiyorum. Ortak mı yapalım? Ortak yapalım. 50 lira full çiğ köfte alalım. Abi bak yalnız ortak alırız herkes yer ben vermem. Bak baştan söyleyeyim ben. Manyağa bak. Ben abi yalan yok ben çiğ köfteyi paylaşmam. 30 lira yani. Çerez alırız 20 lira çikolata alırız. Biz de söylüyorum. Bakın şu an isteyen var mı? Bir dilim vermem. Biraz tamam. Fıstığım böyle. Tamam. O en son kalacak değil mi 50 lira? Evet. Tamam. Abi ben vallahi bir çiğ köfte yiyeceğim. Bak gör sen beni. Gelsin abi o çiğ köfte. Hazır mı gelecek? Malzeme mi gelecek? Hazır. Hazır. Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Kıyamam ben sana. Ne zaman gelecek? Yarın sabah gözünüzü aç. Bakayım canım çekti. Ya Demir'in bu evin içindeki aktifliği hakkında ne düşünüyorsun Emre son zamanlardaki? İdil'le böyle çakışma, ya işte el çırpma oyunu oynama. Yeni kendine geliyor. Evet. İnsanları kavrama konusunda biraz gecikme yaşamış. Ben çiğ köfte söylüyorum. Gökçen'i saldıktan sonra bir kendine geldi reis. Kanka çiğ köfte dolu. Söylüyorum dedim. Allah aşkına şuna çiğ köfteciden ben. Joker geldi. Yani yemek sepetine her girdiğinde olduğu gibi değil mi? Oğlum yemek söyleniyor mu lan? Kapanmadı mı? Emre? Hayır 12'de bitiyor. 12'de bitiyor. Harbi mi diyorsunuz?
Harbi diyorum. Benim de canım bir çiğ köfte çekmedi değil, biliyor musun? Bu arada abi bir şey diyebilir miyim? Söyle tabii ki. Bölüm sonunda mola verebilir miyiz? Bölüm, 10 dakika bölüm sonunda mi? Kesinlikle mola vereceğiz bu arada. Evet. Hemen evet. Yemeği söylüyorum. Hemen yemeği söylüyorum. Adamsın. Bir orta boy pizza patlar gibi chat. Ne diyorsunuz? Ama 12'de kapanacağı için getirirler inşallah. Getirirler. Ne alaka abi, 12'de kapanıyor işte. 12'den önce söylenen her sipariş getirilmeli diye düşünüyorum ben. Doğru, son çıkanlar getiriyor, haklısın. Özür dilerim. Yok hiç problem yok İkkan'cığım. Özre mözre ne gerek var? Ya ben işte... Çok geriliyorum ben, biliyor musun, karşımda böyle... Bazı insanlar böyle çok özür dilerler ya. Ay özür dilerim, özür dilerim, böyle şey yaparlar. Gerilim yaratırlar sürekli. O beni çok geriyor. Yok, ne özür dileyeceğim sen? İkkan aç mısın kardeşim? Açım abi. Tamam, adresini atsana özelden. Aç mısın? Bizim burada yemek sepeti yok. Aga be ya. Avradınız. Getiri de yok. Hiçbir şey yok. Söyledim. Bir şey söyleyeceğim. Gülüyor ya. Sanki Bucak'ta yemek sepetiyle büyüdü. Ne gülüyorsun lan çocuğa? İstanbul bebesi mi oldun 2 dakikada? He? Peki kankalar falan. Mert aç mısın kardeşim? Yok kanka. Bu şerefsiz sormuyordur size. Yedim geldim. Afiyet olsun. Kanka Mert Ankara'da var yemek sepeti. Tamam, Mert tatlı istiyor mu canın kardeşim benim? Yok kanka. Tamam abi, tamam, istersen haber edersin. Tamam, söyledim ben yemeği Emre'cim. Devam ediyorum müsaadenle Emre. Şşt. Buyur buyur, tabii tabii. Şşt, bucağın gülü. Şşt lan. Efendim kardeşim. Şşt, bırak lan tribi. Ne tribi kankam? Ciddi misin? Abi. Alışveriş görevi sırasında bağları kuvvetlenen ev halkı uzun zaman sonra ilk kez akşam yemeğini hep ya birlikte kanka yemeye karar verdi. Kanka onu ağzıyla normal kepçeyi ağzına götürüp bir de geri bıraktı kanka. Kanka bak, düşüyordum bu arada. Kanka bu eğer master sandalyeyi nasıl tuttuğumu görüyor musun? Bu master chef'te, bu master chef'te olsaydı bu adam diskalifiye olurdu. Bırak hula hoop'tan, yemekten de diskalifiye olurdu. Oktay hiç yakıştıramadım. Sporcu adamsın bir de. Ne alaka diyenler olacaktır bilmiyorum. Arkadaşlar. İlk kez akşam yemeği görevi sırasında bağları kuvvetlenen ev halkı uzun zaman sonra ilk kez akşam yemeği... Evet, bağlarımız mı kuvvetlendi? Tabii, tabii. Balgam atayım azıcık çorbaya o zaman. Yok yok, bağlar şimdi kuvvetlenecek işte. Hepsi Oktay'ın tükürüğünü içecekler. Ne hep birlikte yemeye karar verdi. Arkadaşlar. Doyalım, beynimiz çalışsın, gelin. Efe sende de var mı bilmiyorum ama ben var. Açken daha çok çalışıyor. Var. Ne daha çok tamam. Çalışıyor? Kafam. Öyle mi? Evet. Benim çişim varken çok çok iyi çalışıyor kafam. Gerçekten. Böyle bir vücut böyle bir şey halinde oluyor ya. Böyle bir rush halinde oluyor ya. Evet. Mesela hapşırınca bütün organların dururmuş. Evet. Öyle mi? Bir tane hiç delikanlı... İşerken hapşurdum Efe. İşerken hapşurdum mu? Hapşurdum, hep sağa sola gitti. Hayır, sağa sola gitmiyor. Durup devam ediyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Eren Keçeli bu arada abi aile izliyorsun, çiğ köfteyi sen yiyorsun demiş. Bu arada seviliyorsun abi, iyi yayınlar. Garada selamlar demiş. Aleykümselam Eren'cim, hoş geldin. Canım. Çok teşekkürler. Ayıp ediyorsun dosti. Çiğ köfte söylemedim ki. Pizza söyledim. Alışveriş görevi için arenaya geç geldiklerinden Big Brother tarafından cezalandırılan Oktay ve Hüseyin, alışveriş bütçesine katkıda bulunmadıkları için oldukça üzgün. Arkadaşlar, tekrar tekrar kusura bakmayın. Tekrar tekrar kusura bakmayın. Abi bir daha duymasak iyi olur. Tamam. Gerçekten hani şey yaptınız, kanka, yazık lan bize, yemek, çorba. Ya bir şey söyleyeceğim. Hoy ne diyecek acaba, çok merak ediyorum. Yani hiçbir şekilde hiçbiriniz tavır almadınız veya surat yapmadınız. Şey bundan ya. Dolayı hiçbir zaman hiçbiriniz... Bu yarışmada ceza almama rağmen alışveriş listesini ben yaptım. Böyle her kafadan ses çıktı ama... Oktay diyor ki içinden 2-3 kere daha özür dilersem... 2-3 kere daha özür dilersem herhalde protein tozunu verirler diyor. Efe bir saniye.
Tamam kanka, ben bir daha yapayım şakayı. Ya chat yapmayın, yapmayın. Ha, efendim Efe. Ne dediğini kaçırdım. Kanka diyorum ki Oktay herhalde 2-3 kere daha özür dilerse protein tozunu aldıracak. Da işte siktir et, bitti zaten şakanın. Hype'ı kaçtı. Tamam. Yar hoş geldin bu arada. Yar hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsınız değerli Efe Bey? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Efe? Harika harika. Yaşamaya çalışıyoruz. O sakalları boyamayı bırak bu arada. Benim sakallarım. Yok oğlum ya, doğuştan. Ya. Ne yapayım ya yani? Asil bir genetiğim varsa bu suç benim. Ha, gider içeriden getirir gelirim. Canımı sıkma 727 turu. İçir misin abi? Tamam neyse, tamam hadi devam edelim. Fazla da işin içine girmek istemedim. Çünkü cezalıydım. Yarışamadım. O yüzden de herkese tek tek dur demedim. Tamam abi çok iyisiniz. Hadi devam edelim. O hakkı ben de kendimde görmedim açıkçası. Bakın mesela beni kırmadan abi çok durduruyorsun demenin çok güzel bir yolu. Hem şakalı, abi çok iyisiniz hadi devam edelim falan. Bundan sonra bu şekilde olabilir arkadaşlar. Ben anlıyorum çünkü öyle olunca. Arkadaşlarının yaptığı yemeği beğenmeyen Tuğra'nın tercihi ekmek arası. Tuğra? Ekmeğe bak. Ben yemiyorum yemek memurken. Niye? Boşuna tabağa dök. Efe şimdi bir video açıyor. Sana ne olduğunu bunu söyleyeyim. Yani video açacak. Videodan eleştiri yapacak. Kombin master bu aslında. Konu çok kötü. Yok abi. Video gidiyor. Kapatacağımız bir şey de söyleyeceğini şu tuşa basabiliriz. Valla kayıyordum ha. Çok pis kayıyordum. Ya bir dakika ya. Final Game'de 500 liram var mı, onu kontrol ediyor şimdi. Bulamadım videoyu. Şu saatten sonra komik de olmayacak, devam ediyorum. Köyüm tabakta kalıyor. Uymuyor, ben yiyemiyorum. Enti, yani. Enti. Böyle daha her şeyi uymuyor, tarzı mı uymuyor? Tamam abi çok komikti, hadi devam edin. Böyle. Eyvallah. Gökhan Zan mı açacaktın? Yemin ederim Gökhan Zan açacaktım. Sen niye bunu yiyorsun? Sevmiyorum. 50 kere aynı şey yapıldı. 50 kere de yiyemedim. Yapacak bir şey yok. Fasulye? Pirinç? İşim olmaz ya. Yok. Yemek yapmasını bilmiyorlar. Hakikaten mi? Ne oluyor lan? Sen yap o zaman. Yok yok. Sen yap yiyek. Ha, havai fişe katılıyormuş. Olayı anlamadım şimdi. Sen yemeği mi beğenmiyorsun? Yemeği yiyemiyorsun. O zaman niye bizim yanımızda oturmuyorsun? Yine de bunu yiyemez misin yanımızda yani? Ben hamburger yiyip gideceğim zaten ben. Nereye gidiyorsun? Ben yiyeyim gideceğim ben. Şey oldu yine. Sinirleniyorum, geliyorum ona dolayı ya. Neye sinirleniyor yine ya? Yasin'e, şey dur, kime kurulmuştu bu en son? Seda'ya kurulmuştu. Siko 5 TL yollamış. LGS pazar, alırım duanızı, seviliyorsunuz demiş. Kardeşim şimdiden başarılar be. Adayımızı be aslan. Ben mi? Ne yiyorsun, nasıl yiyorsun? Ağır yemekler yiyorsun. Abi bir şey söyleyeceğim. İnsanlarla konuşmak için özellikle ağzının dolu olmasını mı bekliyor? Abi ne yiyorsan ona göre listeyi aldır, yaptıralım. Mesela ben makarna tavuk. Ebediyeti kadar yiyorum. Ama olur, liste yapıyoruz. Ona göre söyle ya, sen ona göre şey koy. Tamam tavuk işte. Benim de yiyeceğim, başka bir şey yok. Yap. Bir de millete yemek siparişi veriyor.
sipariş. Paket. 15 kişi. Artı olarak paket. Yaz yanına. Artı 2, artı 3. Abi bir paket ben tek başıma oturduğum zaman yerim zaten ya. Abi paramız artmış, fıstık ezmesi alalım o zaman. Yazlık zaten. Alalım kardeşim, istiyorsan al. Yaz ya. Yaz çocuk istiyorsan. Tamam o zaman. 15 kişi iki paket az. Onur'un en çok istediği şey kavurma ve fıstık ezmesi oluyor. Sabah huzurlu kalkmak istiyorum yani, lütfen abi. Yarın huzurlu bir gün olacağına inanıyor musun? Tuğra'yla konuşacağım. Şimdi oturacak başka yer mi yok ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Seda'yla Tuğra uzaktan uzağa birbirlerine kurulmuyorlar mı? Yani niye huzurlu tartışmıyorlar ki zaten yüz yüze? Ne olacak, fenalaşmaları vurlar zıbırlar. Zaten artık sıkıştığı yerde fenalaşıyor, atıyor kendini yani sıkıştığı yerde. Ben o gün fark ettim de demek istemedim. Sıkıştığı yerde atıyor kendini. Hata ben bir konuda da neyse. Ya şeyde bile, onun da bile mesela Yasin'in onunla ilgilenmediğini biliyor. Orada kendine değildi güya, hepimiz oradaydık. Oyunda. Oyundan sonra yerdeydi ya hani. Mesela Yasin'in onunla ilgilenmediğini ama işte yana çevirin dediğini biliyor mesela. Getir. Üstünü... Havlu yap. Havlu bir tane. Tamam, üstünü çıkaralım biz, gel. Giydirelim şunu. Islak ıslak kalmasın. Umur. Kavurma. Tamam, daha da şey alalım. Daha becerik bir 30 yap. Sıkılmasın Allah. 30 kavurma yap kardeşim, kavurma. Alışveriş listesi yapılmaya devam edilirken Oktay ev işleri için yaptıkları görev dağılımında Onur'u kendi gruplarına alıp almamaları gerektiğini sorguladı. Onur'u alalım ya. Gruba. Evet işte. Emin misin? Bak. Tereddütteyim ben, bilmiyorum. Ben, sen, Hüseyin iki tane de kızı alalım. Mesela Çağla'yla Fundi'yi alalım. Mantıklı. Beni hiç almayın bugün. Beni servis bugün bırakın, yarın yapalım. Gruplara ayrıldık ya, 5-5-5. Sinan ilk kez gözümde... Oktay'ın grubu kim yaptı, kim acaba ya? Kim? Sinan. Ne yaptı? Onur'u alalım mı almayalım mı gruba, tereddütteyim dedi temizlik grubuna. Belki başka bir grupta olmasını düşündüğü için falandır. Niye kardeşimse, ben alırım yanımda, benle beraber yapsın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yapalım. Sinan kuruldu zaten Onur'a hafiften bence, yavaş yavaş. Niye? Ya o Alpan'ın gitmesi muhabbetinden beri bir düzelmedi mevzular. Orada bir bunlar bir uzaklaştı gibi geliyor bana. Peki. Herhalde. Bizim ben gruba geldim. Bunu bayılacağım. Hayır, benim bizim gruba geldim. Tamam. Funda'yla Onur alın. Funda'yla Çağla. Ha? Tamam mı? Onur mu alsak abi ya? Onur mu alsak? Eline bir tüpüge veririz, buraları tüpülersin böyle. Sinan, yakın arkadaşı Onur'u kendi gruplarına alabilmek için Oktay'ı ikna etmeye çalıştı. Oktay'ı niye ikna ediyorsun ki abi? Lider sen değil misin? Lider sen değil misin? Aynen öyle. Ben bu grubu alıyorum. Ne al? Söyle olsun. Abi. Oktay da karşılığında protein tozu istesin. Kaçak. Abi Onur. Tamam, sen bilirsin. Sen şey yaparsın. Çağla'yı alırız. Çağla da Onur'u alır, aynı. İkisi de aynı sanki. Ama Onur hiçbir şey bilmiyor. Ama bir gün, Oktay bir gün tek sürecek, bir gün şeyi çekeriz, defayı çekelim. Ha? Bir gün çekelim o Onur'u, bir gün çekeriz. Diğer iki gün kafamız rahat olacak en azından. Alışveriş listesini teslim etme görevi haftanın lideri Sinan'ın. Çikolata paket 60, tamam yeter. 60 paket çikolata mı? Ve vallahi bu 60 yetmez. Hiç ederim bu arada. Bunu 80 yapalım. 100. Ne oğlum bu? Nasıl 80 yaptı ki o çikolata paketinin sayısını? Zaten bütçelerine göre tamamlamadılar mı teslim ederken? Herkese 50 lira bıraktılar ya, oradan mı? Saçma. Kanka, bir hafta ise yenir bu arada. Ben tek başına. Kanka sen yersin de ben senede 80 paket çikolata yemiyorum. Yani. Bir şey bence ya. Big Brother Türkiye evine kim veda edecek? Var. Bu hafta eleme listesinde Gökçen, Onur, Gülşen ve Oktay var. Evde kalmasını istediğiniz yarışmacının mobil uygulamamızdan ya da cep telefonunuzdan adını yazıp 64-0'a mesaj atarak ona destek olabilirsiniz. Big Brother Türkiye'de yaşananlarla yarın gece yine görüşmek üzere. İyi geceler.
Evet arkadaşlar, yarın şimdi buraya hemen Big Brother 16 yazdık. Tamam mı? Bölüm başlama dakikası 2.48. Big Brother 16 yazdık. 2.48'e oturtturduk. Tamam. Şimdi saat 00.12'de, yani tam 5 dakika sonra hemen burada oluyoruz arkadaşlar. 5 dakikalık bir molamız var. O arada size hemen çaçayı yolluyorum. Ayrılmayın bir yere. Tamam. Evet, evet. Çaça geliyor. Çaçayı açtırırız masaka. Masaka geldi. Aynalar cevap verdi. Ne haber chat? Esra biraz rahatsız arkadaşlar. Dinleniyor. Haberiniz olsun. Biz buradayız. Evet sevgili karcığım. Nerede kalmıştık? Çaça çaça. Masaka'nın yeni şarkısını açsana. Açayım. Ama bunu bozma ha. Bunu bozma. Bozma bunu. Oraya yazma. Tamam bağırma. Açacağım zaten. Açacağız da. Yani çaça nasılsınız? Masaka Sikna. Teşekkür ederim. Chat nasılsınız? Nasıl gidiyor? Masaka 6 nine 9. Ya Vikkan bir siktir git ya. Daha yazmayı bilmiyorsun. Masaka ne? Masaka 6 6 9. 6. Ha. Ya bir açalım mı bunu bakalım mı? He. Bir yıl önce değil, yeni çıktı lan. 8 dakika önce. He. Bir dakika ama bunda silah var ya. Vikkancığım. 5 dakika şuraya oturdun. Bana kitlemeye mi çalışıyorsun? Bana. Yok lan arkadaşlar, klip sıkıntılı olabilir. Açmayalım. Oğlum oyunda da silah oluyor. Ne alaka? Hayır, onunla bir mi ya? Manyak. Bir tabii, böyle saçmalık mı var? Var kardeşim, oyundaki silahla YouTube'daki silah çok farklı. Kapatır mısın kanka? Şey, aynı şey. Baba susar mısınız? Batıcın izledi mi? Dur Batıcın izlemiş, aç. İzlemiş mi Ferit abi? Batıcın izlemiş. Abi dünyanın en güzel infosu ha. Harika, yemin ederim. Batıcın izledi. Oğlum lan yoksa bu meme mi lan? Bu değil oğlum. Ha bu. Az önce bulduydum. Kökle lan. Ne köklemesi, chat rahatsız olmasın. Büyük ekran yap, büyük ekran yap. Adamsın çocuğa. Hadi yolla. Meme lan o meme, kapat onu. Meme'miş, kapat. Meme'miş, kapat. Orospu çocukları niye bir şey yaptınız? Oğlum bizi de kandırıyorlar. Oğlum manyak mısınız siz? Niye Fırtıcı'nı izlediyorsunuz? Ferit abime de şey yapıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Bu Big ha, Brother... Oğlum Big Brother'ı niye kapattın? Ha, bas 16'ya, bas 16'ya, ben sana söyleyeceğim. Ne ara basayım? Ara 16'yı ara. Big Brother 16 ara şu an, arabaya bas. Çabuk bas ona. Söyle. Buna çabuk aç söyle. Bölümü aç. 2.48. Hani sikim. 4 saat. Tamam böyle bırak. Böyle ha. Bırak. Ben dokunmadım. Ben dokunmadım. Ha? Bir saniye geri gel. 48 oğlum. Evet. Ne yapıyorsun? Anam. 4 saatlik. Ananı sikim. Ha, adamsın. Abi 49 olsun olsun lan, basınca dış olur. Chat susun ha. Tamam aynen 49 o. O 49'da bıraktı chat. Söylemeyin ha. Nasıl gidiyor Big Brother, güzel mi? Güzel güzel. Ha biz de içeriden abi izliyoruz. Bir şey soracağım. Gerçekten bir şarkının klibini izleyemiyor muyuz şu an? Ya aynen, gerçekten İzmit'ciğim bu konuyla biz de çok böyle şeyiz. Fakat Twitch Türkiye'nin bize yetkiler sunmuş olduğu gerekiyor. Şeyler bu olduğu için. Şu an kimseyi arasam kimse de bir Allah'ın kulu yardım etmez sana. Meme şey değilmiş ya. Lan. Harbi izlemiş lan Ferit abi. Meme değilmiş, açın. Oğlum sen bana dalga mı geçin? Oğlum bana şimdi yazdılar. Bir şey soracağım. Ha. Bir tane klip var, sen izledin mi? Ne o? Masaka 6ix9ine para. Son şarkısı. Bir silahlı diyorlar, bir silahlı değil diyorlar. Bakarız. Ferit abi izlemiş. Biz harbi izlemiş. Çaça. Bir ricada bulunur öyle miyiz? Tabii ki. Ölebilir misin? Tabii ki. Çetim. Büyük mü yaptın, ha, küçük mü? Çetim. Küçük. İsmet HG bu arada dosti. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi bakalım. Emre. Ayak maskesi yaptım Efe. Emre. Yakışır kardeşime. Fotosu atılmasın ama. Bu siteye ayak atılmasın. Çok güzel ayaklarım şu an yumuşacık. Kafayı yersin. Çağrı, Emre'ye söyler misin? Saat 00.11. Bir dakikaya buradayım diyor. Kendisi. Bir şey söyleyeceğim. 00.7'de mi gittik biz? Doğru. Evet. 00.7'de. Ha? Sadece su getireyim. Evet. Bardağı ver bardağı. Chat. Efe şarkıyı açsana. Kankacığım şu an video izleme şeyi yapmıyoruz.
BBTR yayını yarın falan izleriz. Tamam. 12. İlaveri bir versen. Selamünaleyküm. Evet. Sevgili Efe. Bu arada kimin? Tuğbacığımın hediyesi. Sevgili Ülkü Tuğbacığım. Teşekkür ediyorum Tuğba'ya. Doğrudur. Evet. Emre, hazır mıyız? Tuğba bu Ülkü Tuğba olan değil mi? Ne oldu, aranız mı açık? Doğrudur. Ben hediye falan almadım da o yüzden şey oldum bir an. Başlıyorum. Başlıyorum. Tamam. Let's go chat. Haydi. Bir görev verdi. Ev halkı elektrik ve sularını bisiklet çevirerek sağlayacaktı. Bisikletlerden biri elektriğinizi, diğeri suyunuzu üretmek üzere tasarlandı. Suya ihtiyaç duyduğunuzda... Ne? Sen bir şey söyleyeyim. Bir dakika, ne? Çok iyi. Suyunuzu üretmek üzere tasarlandı. Suya ihtiyaç duyduğunuzda... Kimin su bisikletini çevireceğine kendi aranızda karar verin. 24 saatlik bu görevde ilk saatler tamamlandı. 24 saat. Acaba hiç elektrik su kesilecek mi ya? Çok merak ediyorum. Nedir ya? Biz gece yayınındayız ama. Gece yayını zaten, sabah yayını yoktu. Onu koymamışlar. Doğru. Bazı günlerde sabah akşam koyuyorlar, bazı günlerde koymuyorlar. 15'ten 16. bölüme geçtim işte. Pardon. Sorun yok dosti. Emre'yi bekleyelim de öyle devam edelim. Kaçırmasın. Şu elektrik su bisikleti muhabbetine ne diyecek merak ediyorum. Kardiyo. He? Kardiyo. Kardiyo aynen. Hem spor hem de kendi enerjini üretme. Daha iyi aslında. Motive oluyorsun. Kesinlikle. Elektriğe suya bile şükreder hale geliyorsun. Aynen öyle. Bu arada caps lock'la yazarsanız biz timeout atmıyoruz. Mobot atıyor by the way. Arkadaşlar Mobot sizi 5 saniyelik banlıyor. Timeout atıyor yani. Garcım hoş geldin. Eğlendirirken de aynı zamanda spor yaptıran bir program. Elektrik su için pedal çeviriyorlar. Helal olsun. Evet, gelir gelmez yorumunu yaptı, devam ediyoruz. 24 saat nedir? Big Brother 24 saat çok. Big Brother dünyasına hoş geldiniz. Fenomen program Big Brother Türkiye'den herkese doğru. İyi geceler. Hoş bulduk. Big Brother ev halkına 24 saat boyunca sürecek bir görev verdi. Onlar kendi elektriğini ve suyunu üretmek üzere saatlerdir ayakta. Bakalım ev halkı ne halde? Burası... Ne oluyor oğlum? Emre sahneyi gördün mü? Hayır. Bakalım ev halkı ne halde? Bak. Hayda. Başka birine sinirlenmiş. Büyük ihtimal Gökçen. Bir dakika, birazdan kısmını geçiyorum. Spoiler yemeyelim. Bu bölüm bir şeyler var gibi. Sabahın erken saatleri. Evin yorulmak bilmeyen sporcu kişiliği Oktay bir saattir bisiklet üzerinde. Nöbet arkadaşı Seda ise bisiklete elini dahi sürmedi. Sen yatabilirsin. Yok, burada oturmuşuz kızlar. Tamam, sen rahatına bak yani. Ben 2 saat yaparım bunu. Cidden değişelim ha. Ciddi söylüyorum. Değişmem. Oğlum sürekli döndürülmesi gerekmiyor mu? Gar? Depoluyor olabilir. Gar? Gar GG. Gar? Senti mi gitti acaba? Arasana abi. Dikkat. Efendim abi, alo. Emre'nin eve koş da bisikleti çevirmeye başla. Hayır ya. Şaka yapmıyorlar oğlum. Böyle bir donma bir olamaz ki. Alo. Lan asıl lan pedallara, internet gitti. Elektrik gitti kanka. Harbi. ben biliyordum ama Seda çıkmadı ya.
Kanka ne kadar sürecek bu elektriğin gidişi? Haber aldık şu an. Jeneratör yok mu? Bizde mi? He. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapacağız? Kanka story at, etiketle beni, ben de restoreleyim yani. Yapacak bir şey yok. Oğlum niye story atayım? Yayındayız zaten. Herkes farkında ne olup ne bittiğinin. Ha sen elektrik, sen de elektrik. Ben sende sanıyorum internet gitti, bende elektrik gitti. Yo, bende hiçbir şey gitmedi vallahi. Senin şu an donuk çiğ köfteyi açarkenki halini izliyoruz.